Sayın Rektör Yardımcılarım, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli aday öğrencilerimiz, kıymetli misafirler. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Tanıtım Günleri etkinliklerinin ikinci söyleşi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Dün söyleşi programımızın birinci gününde Profesör Doktor Sayın Aykut Özdarendeli'nin düzenlemiş olduğu söyleşi programı ilimizde oldukça ses getirdi. Basınımız oldukça değer verdi. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün de söyleşi programımızın ikinci gününde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aday öğrenciler akademisyenlerle buluşuyor söyleşi programının bugünkü konuşmacısı, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, yapay zeka alanında ilk yüzde yer alan Türk bilim insanı Profesör Doktor Sayın Derviş Karaboğa'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. İlk önce herkese merhaba, hoş geldiniz. Bildiğim kadarıyla ilk kez bu formatta üniversitemiz, özellikle liseden mezun olan, üniversiteyi tercih edecek olan öğrenciler için bir program düzenliyor bildiğim kadarıyla. Değil mi Recep Hocam herhalde? Dolayısıyla teşekkür ediyoruz rektörlüğümüze. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü örnek olmak önemli. Eminim bundan sonra da gün geçtikçe, yıl geçtikçe daha güzelleşecektir bu programlar. Ama bugün gerçekten çok önemli bir veya bu sene örnek teşkil edecek bir program düzenleniyor. Teşekkürler tekrar. Geldiğiniz için size de teşekkürler. Ben kendimden bahsedeyim. Herhalde genel olarak format öyle. Dün de Aykut Hocam konuşmuştu, sağ olsun. Ona da teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi tüm Türkiye'de, dünyada ismini duyurdu. Aşımızı geliştirerek. Ben Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta okudum liseye kadar. Tabii oradaki okuduğum lise önemli. Orada Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Özellikle onu vurguluyorum. Bir de Kayseri'de, Nevşehir'de, Muğla'ya kadar bayağı geniş bir çerçevede çeşitli okullara, ortaokullara kadar bir sosyal sorumluluk projesi altında konuşmalar yaptım. Bu konuşmalarda da özellikle Endüstri Meslek Lisesi meselesini vurguluyorum. Çünkü öğrencilerimiz, dinleyenler açısından etkileyici oluyor diye düşünüyorum. Endüstri Meslek Lisesi'nden sonra şu andaki bizim üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum, lisans. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Haberleşme bölümünde master. Sonra da yurt dışında İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nde doktora yaptım. Bu süreç içerisinde tabii çok fazla tecrübelerimiz oldu. Bu tecrübelerimizi de tabii soru sorulduğunda paylaşacağım. Çünkü ilkokula başladığım köy gerçekten başladığımda o köyde okul yoktu. Araba yolu yoktu. Başka bir köye yürüyerek gidiyorduk. Ben çok küçük başladığım için derelerden geçerken böyle bize yardım ettikleri için hızlı gidiyorduk. Yani bayağı zor şartlardan. Sonra tabii Endüstri Meslek Lisesi meselesi var. Sonra İstanbul derken oldukça esasında insan hayatında örneklerle dolu, hem zorluk hem de örneklerle dolu bir süreç. Yurt dışında doktora da başladım yapay zekaya. 1990. Henüz daha Türkiye'de tabii kimsenin pek haberinin olmadığı, bilgi sahibi olmadığı, hatta şöyle söyleyebilirim, ben gittiğim üniversitede bile sadece bir tane master tezi vardı o zaman başladığımızda. Durup dururken niye yapay zeka olayına girdik o zaman? Yani o kadar yeni bir konuydu, onu demek istiyorum. Yani 1990 herhalde bir 30 yıl olmuş. 30 yıllık süreçte yani biz artık bakın anaokullarına, Fethiye'de gittiğimde anaokulu öğrencileriyle. Anaokullarına giderek yapay zeka nedir, ne değildir diye bir bilgilendirme toplantıları yapıyoruz, onlarla konuşuyoruz. Yani çok hızlı bir gelişim oldu 30 yıl içerisinde gerçekten. Yurt dışına gittiğimde ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektromanyetik dalgaların saçılımıyla ilgili master tezi yapmıştım. Ne kadar alakalı diyeceksiniz. Elektromanyetik dalgaların saçılımı
Yurt dışına gittiğimde işte dedi ki yani aynı konularda çalışmaya devam etsek memlekete döndüğümüzde elbette ki Türkiye'de o zaman çok kaliteli gruplar vardı, şu anda da var. Elektromanyetik dalgalarla çalışan, saçılımıyla çalışan, kırılmayla çalışan yeni bir konu çalışalım diye başlamıştık yapay zekaya. Allah'tan da başlamışız. En azından şu anda memlekete döndüğümüzde gerçekten iyi bir tahmin yaptığımızı gelecekle ilgili söyleyebiliriz. Tahmin diyorum, biraz sonra tahmin meselesine döneceğim. Yapay zeka ile başladıktan sonra 4 yıl falan doktora, yurda döndüğümde tabii çalışmalara devam ediyoruz. Bu süreçte yapay zeka alanı çok geniş bir alan. Belirli yöntemler, tekniklerle ilgili işte uğraşıyoruz. Derken doktora dersi, master dersi falan açtık. Derken lisansa dersi açtık bu süre içerisinde. Yani yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir iniş oldu bilgilendirme açısından. Ve 2005 yılında arılarla ilgili, bal arılarıyla ilgili okumaya başladım o zaman. Biyoloji bilimin alanındaki hocalarımızın özellikle burada ifade edeyim, yabancı bilim insanlarının biyolojide, biyoloji bilim sahasında arı, bal arıların davranışlarıyla, yaşamlarıyla çalışmalar yapan bilim insanların makalelerini okumaya başladım. Yani 2002'de falan başladım. Demek ki 2005'te ilk rapor, bir modelleme yaparak rapor yazmıştım 2005'te. 2006'da da Amerika'da bir konferansta bir bildiri olarak yayınlandı. Bunu niye anlatıyorum? Esasında şu anda burada oluşu sebebim bir anlamda o 2002'de başlamış olduğum, yani yaklaşık 20 yıl olmuş. 20 yıl önceki başlanmış olan çalışmanın sonucu beni buraya getirdi. Yani işte farklı farklı ödüller almak, 2017'de bilime yön veren 100 Türk listesi, dünyadaki bilime yön veren 100 Türk listesi, Mehmet Akif Ersoy bilim ödülü, 2010 yılıydı herhalde, Sosyal Bilimler Lisesi. İlk ödülüm liseliler tarafından verildi. Onun için liselilere çok teşekkür ediyorum. Buradaki liseli arkadaşlarımız kaç tane var şu anda tercih yapacak gelenler? Bilmiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çünkü henüz daha yukarıda yani üniversite seviyesinde fark edilmeden liseliler fark etmişti. Sosyal Bilimler Lisesi bana Kayseri'nin en ileri listesinde bir ödül vermişti. Ondan sonra başladı bu süreç. Kısacası arılarla ilgili başlayan yeni bir çığır açma olayı bu zamana kadar geldi çeşitli ödüllerle. Bu şekilde ben kısaca özetlemiş oldum burada bulmuş nedenimi ve vesile olan çalışmamı. Belki burada hemen şöyle giriş yapabilirim. Çünkü insanlar bir şekilde yapay zeka nedir? Efendim, yani niye bu şekilde popüler? Bunlarla ilgili temel şeylerden bahsedeyim, kavramlardan. Tabii ki sonra sorular olunca zaten sorular üzerine gideceğiz veya fikirler üzerine konuşacağız. Esasında yapay zeka çok basit bir saha. Çok geniş, çok basit. Çok genişlikten kastım şu. İşin içerisinde tabii ki felsefe var, tabii ki biyoloji var, tabii ki matematik var. Yani çok fazla bilim sahasını ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla oldukça geniş olmasının nedeni bu. Yani farklı alanlarda üzerine çalışmalar, o alanlara dayalı geliştirilen modeller ve nihayetinde geniş bir hem ortaya çıkan teorik çalışmalar açısından hem de uygulama açısından çok çok geniş. Uygulama açısından da zaten artık problem çeşitliliği diye bir şey kalmadı. Çünkü kendi sosyal yaşantımızdan üretim hatlarına kadar efendim her yerde yaşamımızı kolaylaştırmak, daha performanslı kılabilmek için yapay zekadan artık istifade etmeye başladık gerekli olduğu yerlerde. Dolayısıyla yapay zeka çalışma alanı da uygulama alanlarda gerçekten hepimiz zaten bunun farkındayız.
görüyoruz. Yani ziraatta da kullanıyorsunuz örneğin, yani tarımda da kullanıyorsunuz, fabrikadaki üretim hatlarında da kullanıyorsunuz, efendim cep telefonunuzu da kullanıyorsunuz, her tarafta kullanma durumunuz var gerekli olan yerlerde. Yapay zeka ile ilgili hem basit dedim hem de çok tabii geniş bir çalışma alanı, uygulama alanı. Basitlikten kastım şu, genelde artık şu anda zaten herkes liseden itibaren programlama dersi alıyor. Hatta neredeyse ilkokulda başladı artık kodlama dersleri. Normal bir programdan farkı şu esasında. İki temel farklılık görüyorum ben. Birisi şu, insana daha çok yatkın verilerle uğraşabilecek, değerlendirme yapabilecek bir program üretmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar kullandığımız, bizim derslerde öğrettiğimiz programlamalarda, programlama dillerinde, kodlarında biliyorsunuz çok kesin ifadelerle olayları tanımlarız. Aa, şu şudur, bu budur, şu şöyleyse, şu şöyledir şeklinde. Seri şeklinde yazdığımız kodlarla uğraşırız. Ha, işte yapay zekada bu kesin, net değerlerle, tanımlarla, bağlantılarla ifade ettiğimiz programların yerine artık insanın yaptığı gibi esasında muğlak dediğimiz, net olmayan değerlerle de uğraşabilir hale getiriyoruz programları. Dolayısıyla yapay zeka dediğimiz zaman en önemli katkılarından birisi bu. Yani işte içerisi biraz sıcak, efendim pencereleri biraz açalım dediğimizde bunu biz insan olarak biliyoruz ve birbirimizle iletişimimizde bunu kullanarak bu işlemi yapabiliyoruz veya olayları böyle tanımlayabiliyoruz. Bulanık değer dediğim bu. Dolayısıyla 1965'lerde asker Lütfi Zade tabii rahmetli oldu. Kaliforniya Üniversitesi'nde bunun tabii temelini, ilk makalesini, küme teorisi makalesini getirdiğinde esasında yapay zekanın en önemli farklılıklarından birisini dahil etmiş oldu geleneksel programlamaya. İkinci farklılık da şu, birisi demek ki bulanık, net olmayan insanın kullanmış olduğu değerleri, ifadeleri, bağıntıları bilgisayara yani normal geleneksel programlamayı artı olarak katmak. Birinci getirmiş olduğu avantaj. İkinci getirmiş olduğu avantaj da var olan bilginin zamana göre, artık şartlara göre güncellenebilmesi veya adapte edilebilmesi. İkinci getirmiş olduğu avantaj da bu. Esasında en temel baktığımızda iki katkısı bu. Yoksa yapay zeka tamam bilgiyi elde etmemizi sağlıyor, bilgiyi kullanmamızı sağlıyor. Bunları söylüyoruz. İnsan yerine işte bilgiyi kendisi otomatik elde ediyor falan diye. Ama bunun yapmamızı getirmiş olduğu avantaj elbette ki hep insanoğlu var olduğundan bu tarafa hep bilgi kullanıyor. Bilgiyi üretiyor, bilgiyi kullanıyor. Kararlarını alırken bilgiden istifade ediyor. Bir kişi ne kadar doğru bilgiyi elde edip kullanabilirse herhangi bir olay esnasında karar verirken, teşhis koyarken, sınıflandırma yaparken, yani bir problemi çözerken elbette ki o kadar başarılı olur. O kadar geleceğe ait doğru kararlar vermiş olur. Ama bu bilginin elde edilmesi, çıkartılması insanlık tarihine baktığınız zaman esasında uzun zaman dilimleri gerekiyordu. Yani işte biz hava şartları şöyle olursa yağmur yağabilir dediğimiz zaman biz bu bilgiyi üretmek için acaba kaç yüzyıllar geçti veya işte Nisan'ın şu zamanı hala bilinir, işte yağmur yağabilir bir şey olur genelde. Genelde işte dedelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz işte April 5 der, April 5'ti zannedersem denir. Mesela o günler yağmur, fırtına beklenir. Şimdi bu önemli bir bilgi ama bu bilginin çıkartılması yıllar almıştır. İşte yapay zekanın getirmiş olduğu önemli avantaj şu anda, eğer veriler üretilebiliyorsa, elinizde varsa bu süreç çok çok daha hızlı ve elinizdeki programın, yani geleneksel programın öyle diyeyim, programın o veriler ışığında kolayca adapte edilerek, yani bilginin değiştirilmesi, güncellenmesi mümkün hale geldi. Kısacası iki temel bize katmış olduğu geleneksel programlamaya ek olarak, şu anda bildiğimiz, kullandığımız programlama yaklaşımına ek olarak bir net olmayan, bulanık olmayan değerlerle, bilgilerle uğraşabilme bize imkanı verdi. İkincisi de
hızlı bir şekilde bilginin üretilmesi ve gerektiğinde zamana göre, şartlara göre adapte edilebilmesi imkanı verdi. İşte bu iki katkıdan dolayı şu anda artık insanlar, ülkeler, devletler her aşamada bu avantajları kullanmaya başladığı an artık çoğu durumda diğer ülkelere karşı, diğer ülkelerin ürünlerine karşı veya şartlarda üretmiş olduğu çözümlere karşı üstünlük sağlamış oldu. Getirdiği avantaj bunu budur diyebilirim. Yapay zeka tabii çalışma alanına baktığımız zaman hemen belki burada şunu vurgulayayım. Esasında bizim insanoğlu olarak çözmeye çalışmış olduğumuz hayatın buzlu boyunca, sosyal yaşamda da böyle, mesleki yaşamda da bunu hep vurguluyorum. Çözmeye çalışmış olduğumuz problemin tipleri hep aynı. Birbirinden farkı yok. Yani biraz önce konuşuyorduk. İşte işletme örneğin veya iktisat veya makine mühendisliği veya elektronik mühendisliği veya temel bilimlerdeki başka bir örneğin fizikteki veya biyolojideki problemlerimize baktığımız zaman çözmeye çalıştığımız, yani bilgi üretmek için olsun veya herhangi bir probleme çözüm olarak üretmeye çalıştığımız ürün olarak olsun, esasında hep aynı tür problemlerle uğraşıyoruz. Baktığımızda esasında iki tür problemle uğraşıyoruz. Birisi hep tahmin problemi, tahmin. Çünkü bu biraz sonra ne olacak? İki sene sonra ne olacak? Veya bu nasıl davranacak? Veya bizim durumumuz ne olacak? Bakın hep tahmin problemleri. Bu hava tahmini de olabilir, bu bir üretim hattındaki bir üründe alakalı bir tahmin de olabilir. Kendi geleceğimizle ilgili olabilir tahmin problemi. İkincisi de kümeleme problemi dediğimiz problemler. İşte bu iki tür problem çözmek için kullanılan şu anda yapay zeka yaklaşımları. Çünkü bunlar ikisi için de kullanabiliyoruz. O zaman kullanabiliyorsak uygulama alanları olarak sınırsız bir uygulama alanı var demektir. Yani hiç fark etmez. Yeter ki siz gerçekten uygulanabilecek bir hale döndürün, formata getirin. Yeterince kadar elinizde veriniz olsun. O zaman problemler için kullanırsınız. Performansı şöyle olur veya böyle iyi olabilir, böyle düşük olabilir. Ama bir şekilde o tür problemler için kullanma şansımız var. Haliyle yapay zeka yöntemlerini kullanırken çok fazla karmaşık düşünmeye gerek yok. Yani problem tiplerimiz hep aynı olduğu için uğraştığımız dolayısıyla oldukça çabuk hemen kavrayabiliriz. Nerede kullanabiliriz? Çünkü en çok karıştırılan olay şu oluyor. Konuşmalarımızda da, bilgilendirme toplantılarında da. Ya işte burada kullanabilir miyiz? Burada ne olur? Burada ne biter? Şurada ne olur? Esasında bu bakış açısıyla değerlendirdiğinizde tahmin problemleri. Tahmin problemleri için birebir kullanabileceğimiz bir yöntem, yaklaşım diyebiliriz. Buradan baktığımızda yapay zeka alanındaki çalışmalar bu problem türü olarak böyle. İkinci alan kullanım alanları olarak biz şöyle diyoruz. İşte özellikle doğal dil işleme şu anda en popüler olan sahalardan birisi. Yani insan gibi insan iki kişi nasıl anlaşıyorsa işte makinayla makine nasıl anlaşabilir veya makinayla insan nasıl anlaşabilir. Örneğin makine öğrenme sahası, makine öğrenme işte problem çözme sahası gibi farklı alt alanlar da oluştu. Yapay zekanın bilim alanının alt alanları da oluştu. Bunlardan ben özellikle ikisini şimdi vurgulamaya çalışacağım. Yani tamam doğal dil işlemedir, diğerleridir ama özellikle makine öğrenme yani yapay zekayı bu kadar popüler hale getiren alt alanlardan birisi makine öğrenme. İkincisi de problem çözme. Makine öğrenme şu, verileriniz varsa, yeteri kadar veri geliyorsa, alıyorsanız varsa, mevcutsa bu verilerden ben bilgiyi nasıl üretirim, otomatik olarak nasıl üretirim? Biz bunu yapmıyor muyduk? Geçmişte bilim insanları bilir, herkes bilir. Genelde gözlem yaparsınız, işte anket yaparsınız, efendim ölçersiniz mümkün olduğunca ölçü aletleriyle, verileri toplarsınız. Sonra bunun çeşitli işte yine bilimsel yöntemler var. Bu bilimsel yöntemlerle işte model oluşturursunuz. İşte bilgi oluşmuş demektir, bilgi bu. Dolayısıyla yapay zeka ne getirdi buraya? Artık veriler
Çünkü geçmişte şöyleydi. Az veri olduğu için genelde örnekleme esaslı gidiliyordu. Yani işte ne kadar örnek alacağım. Ama şu anda artık yeni gelişen teknolojiler, donanımlar, elektronikçilere de tabii teşekkür ediyoruz. Rica edeceğim de elektronikte olduğu için. Özellikle donanımsal gelişmeler, tabii hızlar. Artık bu şekilde sadece belirli önemli örneklemelerle değil, artık her türlü veriyi kullanıp biz oradan doğru ve olabilecek en iyi bilgiyi çıkartma bize imkanı sundu. Dolayısıyla makine öğrenmenin temel amacı bu. Var olan verilerden veya gelen, sürekli gelen verilerden otomatik olarak olabilecek en doğru çıkartabilecek maksimum bilgiyi çıkartmak. Bununla ilgili yine alt kategorilere indiğimiz zaman işte geleneksel makine öğrenme yöntemleri var. Şu anda modern makine öğrenme yöntemleri. Modern öğrenme, makine öğrenme dediğimiz işte şu anda yapay zeka alanına giriyor. Hangisi? Örneğin işte yapay sinir ağları diyoruz. Şu anda makine öğrenmenin en popüler, işte şu anda son zamanlarda derin öğrenme dediğimiz şu andaki kullanılan modeller. Fuzzy, bulanık, ilk başta bahsetmiştim. Bulanıklık meselesini. Dolayısıyla bulanık sistemler, işte sinirsel bulanık sistemler gibi bunların her birisi bir yaklaşımdır. İnsan temelli yaklaşımlar makine öğrenme üzerine, bilginin çıkartılması üzerine geliştirilen yöntemler. İkinci, makine öğrenmenin dışında ikinci demiştim var, o da problem çözme demiştim. Problem çözme de şu, yine bu insanın, bizim veya diğer yaratıkların hem yaşamları boyunca hem de insanların mesleki yaşamında karşılaşmış olduğu sürekli bir durumdur problem çözme. Örneğin şöyle örnek veriyorum. Odaya, buraya, salona geldik. Örneğin nerede duracağımıza karar vermek istiyoruz. Kapıdan girdiniz. Şimdi bir problemle karşı karşıyasınız. Nereye gidip orada durduysanız o problemi çözmüşsünüz demektir. Bunu o noktayı seçerken, yani o pozisyonu, o koordinatı seçerken kafanızdan bir sürü esasında değerlendirme geçer. Belki orada bir tanıdığınız vardır, belki orada efendim daha yakından görmek istiyorsunuz, dinlemek istiyorsunuz veya ne bileyim başka bir nedenler var. İşte o nedenleri, gerekçeleri değerlendirerek beyninizdeki o bilgileri, o geçmişten gelen bilgileri kullanarak bir pozisyon belirliyorsunuz, geliyorsunuz oraya. Şimdi bir problemi çözmüş oldunuz. Örneğin, yani sosyal yaşamınızda her an, her saniye esasında bir problem çözmeyle karşı karşıyayız. Bu mesleki yaşamda da aynısı. Örneğin bizim diyelim ki mühendislik alanında şöyle bir problem, bunu çözmek. Şimdi bunların hepsi için esasında bilgisayar bilimlerinde iki türe ayırırız burada da genelde. Oldukça basit. Birisine deriz ki bu bir araştırma problemi. Yani bir şeyi bilirsiniz, çözümü bilirsiniz ama nerede olduğunu bilmezsiniz, bulmaya çalışırsınız. İkincisi de en iyileme problemi deriz, optimizasyon problemi. Optimizasyon problemi öyle bir problem ki yine her alanda ve günümüzün her anında ben konuşmalarıma diyorum ki uyku hali hariç her an çözmeye çalıştığımız bir problem, en iyileme problemi. Bir kişi yaşamı esnasında veya meslek veya sosyal yaşamında karşılaştığı en iyileme problemlerini ne kadar en iyi çözebiliyorsa esasında sosyal yaşamında da mesleki yaşamında da o kadar başarılı olur. Yani o esnadaki başarısıyla alakalı. İşte bu optimizasyon problemleri veya optimizasyon problemlerini çözecek algoritmalar demin ki makine öğrenmede olduğu gibi biz geleneksel yöntemler diye ayırıyoruz. Bir de yapay zeka yöntemleri diye ayırıyoruz. İşte yapay zeka yöntemleri içerisinde optimizasyon yöntemleri, optimizasyon problemlerini çözme açısından baktığımızda o kadar geniş yine makine öğrenme gibi bir alan var ki burada belki de çoğu arkadaşımız kendi alanından hemen söyleyecektir. Onlarca optimizasyon en iyileme problemi şeklinde. İşte benim geliştirdiğim yapay ara kolon algoritması 2005'te işte bu alanla alakalı. Yani yapay zekanın altındaki problem çözmeyle alakalı. Haliyle o alanda yapacağınız makine öğrenme veya
optimizasyon, en iyilemede yapabileceğiniz en küçük önemli bir gelişme, dünyada herkese hitap eden bir gelişme demektir. Çok stratejik bir gelişme demektir. Şu andaki buraya ilk başta söylediğim buradaki oluş nedenim o. Yani benim geliştirdiğim yöntemi şu anda Brezilya'daki adam da kullanıyor, Japonya'daki adam da kullanıyor. Veya ne bileyim A mesleğindeki de kullanıyor, B mesleğindeki kullanıyor. Dolayısıyla problem çözme sahası bu kadar önemli bir saha. Yapay algoritması da o sahada olan bir gelişmeyi ifade ediyor. Türkiye adına öyle bir güzel tarafı var. Belki yapay zeka ile ilgili durum nedir dünyada? Birkaç kelime de ondan edeyim. Sonra çok fazla vakit geçmedi herhalde. Daha 11 geçiyor 20. Yani ben şeyi tam bilemiyorum süreyi. Yapay zekada bu kadar önemli bir alansa nedir durum? Bilimsel anlamda şu anda son 10 yılda Çin ileride Amerika'dan. Bilimsel yayınlara baktığımız zaman. Yani toplam geçmişten bu tarafa 20 yıla baktığınızda Amerika daha önde görünüyor bilimsel yayınlar açısından. Ama son 10 yıla baktığınızda Çin önde görünüyor. Hemen arkasından İngiltere geliyor, efendim Hindistan geliyor. Bunlar Science Mag'ın verdiği listeye göre söylüyorum ben. Yine Avrupa'daki gelişmiş ülkeler, Almanya, işte Fransa filan geliyor. Türkiye'nin durumu şu anda bizim bilimsel yayınlar açısından sıralamaya baktığımız zaman Science Mag'ın listesine göre 17. sıradayız. 2020 yılı listesi. 17. sırada ben yine şunu vurguluyorum. Çünkü yapay zeka her alanı ilgilendirdiği için üretimden, yani ekonomiden, efendim eğitime, aklımıza gelecek her sahayı. Tabii bizim ilk onda olmamız lazım diye düşünüyorum. Biz ilk onu hedeflediğimiz için her yönüyle. Ekonomik olarak da dünyada dünyanın en güçlü 10 ülkesinden birisi olmayı hedefliyoruz her yönüyle. O zaman yapay zekada da kesinlikle ilk onda olmak gerekiyor. Şu anda yani Hindistan mesela yukarılarda özellikle uzak doğudan gördüğümüz Çin, aşağıda indiriyorsunuz Hindistan, aşağı iniyorsunuz Tayvan bizden yukarıda. Yani böyle Japonya tabii ki bizden yukarıda. Tabii Güney Kore bizden yukarıda. Bizim üzerimizde görünen Brezilya, ondan sonra zannedersem Polonya değil. Bizim yani birkaç tane ülke var. Biz bunları rahatlıkla esasında geçebiliriz. Yani ilk ona doğru en azından 12-13 liraya doğru yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu yani yukarılarda bilimsel olarak yukarılarda olmamız şu demek. Bilimi üretmek demek size ait olan orijinal bu alandaki bilgiyi üretmek demek. Bunu uygulamalar açısından da size özgün ürünlerin üretilmesini getirir. Onu sağlar. Yani biz hep bilimin önemsememizin nedenini şu şekilde tanımlıyoruz. Özellikle arkadaşlarımız, liseden gelen arkadaşlarımız, bilimde ileride olmayan üretimde, ekonomide de ileri olamaz. Yani size ait olması gerekir ki yoksa hep sonradan devşirme suretiyle alırsınız. Dolayısıyla bilimde ne kadar ilerideyseniz özgün bilgiler size ait demektir. O özgün bilgilere dayalı olarak da üretiminiz de ileriye taşıyabilirsiniz. Ekonominiz de ileriye doğru gider. İşte bu yüzden yapay zeka bilim sahasında da bizim ileride olmamız gerekir. Madem bu kadar önemli bir alan şu anda dünyanın gidişatı için, gelişimi için ülkelerin, o zaman yapay zekada da bizim ilk onda olmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine de iyiyiz çünkü normal tüm bilim sahalarının içerisine alırsak biz 20. sıradayız zannedersem yine Science Mago'ya göre. Yapay zekada ilk 17, yani 17. sıradayız. Bunu yukarılara doğru taşımak gerekiyor ve kendimize ait yapay zeka alanında özgün bilgiler üreten bir ülke olmamız gerekiyor ki ona dayalı olarak da ürünler çıkartabilelim, ürünler üretebilelim diye düşünüyorum. Evet, yapay zeka ile ilgili varsa arkadaşlarımız sorular, onlarla devam edebiliriz. Ben kabaca böyle bir girişten itibaren uygulama ve dünyadaki durumumuzla alakalı bilgileri aktarmış olayım. Tabii. Gelişebilir tabii. Burada işte olay şu. Bize
bize bağlı. Nasıl? Şu anda belki tam o aşamada değil ama bizler ne kadar, deminki kastettiğim de o. Yani bize ait, bize özgün bilgiler üretmek diyorum ya, yapay zeka bir bilim sahası var. Yani uygulama tarafı da var tabii ki. Orada bilgileri geliştiren bir bilim sahası da var, üreten. Dolayısıyla ileriye doğru dönük olarak bizim o sahada, yapay zeka alanında üreteceğimiz bilgiler, modeller, yaklaşımlarla tabii ki hedef problemler çözümü ise oraya doğru tabii ki gidilebilir. Yani bu şunun gibi, yani şu anda özellikle bilimde şu ana bakarak şu olmaz demek çok zor. Çünkü demin söyledim, 90'lardan 20'lere. Ben o zaman doktora da ders halinde alırken, şimdi biz diyorum anaokuluna, ilkokullara gidip bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok hızlı bir toplumun aşağı kısımlarına doğru geçiş söz konusu. Eğer biz bilimsel olarak da gerçekten iyi şeyler yapabilirsek, üretebilirsek, yani şu anda olmaz gibi görünen çoğu şey çok fazla süreceğini zannetmiyorum. Hocam, arkadaşımızın sorusundan devam edersek, şimdi çok derinlemesine akademik bir okumam yok ama Zafer Erçel'in yazılarından çıkarsa dönüşürdü, kıymetli hocam tanırsınız. Evet. Eğitimde, sağlıkta, birçok alanda yapay zekanın o alanları domine edeceği, dolayısıyla insanın anlamsızlaşacağı. Örneğin bir şiiri yapay zeka bir şairden daha güzel yazıyorsa edebiyatçının bir anlamı kalmayacak. Buna yönelik bir riskten bahsedebilir miyiz? Yani yapay zeka her şeyi, bütün sahaları, bütün alanları insandan daha iyi yapacaksa, insanda eğer bu anlamda yapay zeka, çünkü insanı motive eden malumunuz başarıdır kıymetli hocam. Bir şiiri benden daha iyi yazacaksa ben niye yazayım onu? İnsanın anlamsızlaşması gibi bir dünyaya evrilme riski var mı yapay zeka? Buna neden olmak gibi? Ya bana, yani kendi tabii şahsi fikrim, tamamen yani insanın her yaptığını daha iyi yapacak bir aşamaya geleceğini düşünmüyorum. Yani çünkü insana ait olan yaratıcının kattığı ekstra vasıflar var. Yani onu var olan fiziksel bir sisteme adapte etmek, yani bir kere benim inancıma göre çok fazla şey görünmüyor. Yani her şeyi yapacağı, ama çoğu şeyi insandan daha iyi yapabilir tabii. Her şey değil. Örneğin şu anda bahsettiğiniz özellikle sağlık alanı dediniz. Veya ne bileyim şu anda üretim hatlarında filan. Çünkü oralarda iyi yapmasının nedeni şu anda daha ziyade elimizdeki verilerin oralarda hazır olması, kullanabilmemiz, sonuçlarını görebilmemiz. Şu anda bir yapay zekayı en çok kullanan kim? Şu anda 5 işte biliyorsunuz firma. Yani Facebook'undan tutun Google'una kadar orada, değil mi? 5 tane firma var. Niye bunlar en çok istifade ediyorlar? Çünkü en çok veriye onlar sahipler. Onlar tedarik edebiliyorlar. Ve şu anda insanların davranışlarından, efendim, ülkelerin hepsine bir sistem gözüyle bakarsanız, ülkelerin davranışlarına efendim kadar her şeyi çok rahatlıkla analiz edip onlara göre kararlar, tahminler üretebiliyorlar. Bu açıdan baktığımızda ileride, ben şöyle sınırlandırıyorum, verileri nereden biz tedarik edebiliriz? Daha doğru, daha hızlı verileri tedarik edebiliriz ve buna göre de öğrenme veya bilgi çıkartma ne kadar doğru elde edilebilir? Yani temel şartlar için söylüyorum. Ama bunun yanı sıra insan yapan belirli elbette ki özellikler var. Şimdi biz onu kalkıp o fiziksel sisteme yüklememizin mümkün olmayacağı, ben öyle bakıyorum. Belirli insana ait özellikler çok mümkün görmüyorum. Ben şahsen bu şahsi görüşüm. Peki hocam, insanla yapay zeka arasındaki hukuki, sosyolojik veya etik ilişki nasıl tayin edilecek? İleride buna ilişki bir sınırlar netleşecek mi? Tabii şu anda hukuk fakültesinden kimse var mı bilmiyorum. Hukuk fakültesinde var. Hukukçular için esasında çok güzel bir saha var şu anda. Daha doğrusu bu çoğu alanda çoğu saha için de böyle. Yani yapay zekanın işin içerisine girmesiyle birlikte önceden hukuk fakültesinde bilişim hukuku diye bir şey çıkmıştı. Şimdi artık
Yani yapay zeka hukuku diye bir belki de alt alan oluşacak. Oluşması gerekiyor. Bu şekildeki sorulara da genelde şöyle cevap veriyorum. Yani elbette ki yapay zekayı kullanıyorsanız ülkelerin de hukuksal düzenlemeleri genelde kendilerine ait oluyor biraz da, değil mi? Kendilerine özgü oluyor. Dolayısıyla onların düzenlenmesi için hem bilimsel anlamda hem de herhalde uygulama açısından düzenlemeler olacaktır diye düşünüyorum. Ama olmazsa olmaz şart şu, benim bu husustaki bakışım. Bunları yapmak kolay. Yani nasıl? Hukuksal düzenlemeleri yapmak. Efendim, ama yapay zekanın sahasındaki gelişmeleri bizim yapabilmemiz çok çok önemli. Yani o teknolojiyi üretebilmemiz, o bilgiyi bizim üretebilmemiz ve uygulamaya da güzelliği de şu esasında, uygulama açısından kolay bir alan, kolay bir saha. Dolayısıyla bize esasında bir şans veriyor şu andaki gelişmeler. Yani Türkiye gibi, bizim ülkemiz gibi özellikle nüfusu geniş ve inşallah sizler gibi lise dengelen arkadaşlarımız gibi geleceğimiz olan gençlerimiz için bizim için bir şans diye bakıyorum ben. Yani şu anda bu şansı kaçırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hukuksal düzenlemeler falan kolay işler diye düşünüyorum. Esas zor olan şu anda bilimsel olarak bilim alanındaki gelişmeleri yönlendirebilmek ve öncü olabilmek ve ona dayalı olarak da problemlere çözüm üretmek bizim için çok daha önemli. O bir tarafa ilgili sahalar düşünsün diyorum. Ben biraz daha rahatlıyorum öyle deyince. Hocam benim de bir sorum olacak. Son zamanlarda ülkemiz savunma sanayinde de bir yatırım yaptı. Yapay zekayla savunma sanayini kıyaslayacak olursak o alanını kullanabilir mi? Tabii. Yani şu anda var zaten. Bizim kullanan alanlarda var. Şu anda yani şu demek, yapay zekayı kullanmanız, madem veriyi elde ediyorsanız, bilginin hızlı çıkartılması demek. Bilgiyi, doğru bilgiyi daha hızlı kullanmak demek. Kararlarınızın daha doğru olması demek. Dolayısıyla üretim hattındaysa bu, elbette ki daha kaliteli ürün demek. Daha hızlı insanların ihtiyacını, insanlara has olan ihtiyaçları, şartlara göre olan ihtiyaçları daha doğru bir şekilde karşılamak demek. Yani hem savunma sanayi için hem diğerleri için burada gelecekle alakalı vereceğiniz kararların daha doğru olmasını sağlayacak. Başarınızı daha artıracak demektir. Dolayısıyla savunma sanayinde zaten şu andaki kullanılıyor ve özellikle bizim işte milli muharip uçağımızla ilgili ve diğerleriyle ilgili özel şeyler var zaten. Çalışan gruplar var. Yapay zeka grupları falan var. Yapay zeka, zeki sistemler, optimizasyon gibi kavramlar literatürümüze girmiş bulunmakta. Bu kavramları tek çatı altında değerlendirmek doğru mudur? Teşekkürler. Tabii şöyle. Yani demin söyledim ya, örneğin optimizasyon demek, dedim en iyileme, yani bir probleme en iyi çözümü bulmak demek. Şimdi biz sadece yapay zekadan bahsediyorsak, yine insana bağlı çeşitli kararlar zinciri var. Yani biz şunu örneğin problem veriyoruz, al bunu çöz, öğren, bilgi çıkart diyemiyoruz yapay zekaya. Yani bir program, doğrusu bir çatı belirliyoruz esasında biz. İnsan tarafından belirleniyor. Yani insan diyor ki efendim şu 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 şartlarda bana şu verilerden şu bilgiyi çıkart diyor. Veya bu bilgiyi çıkart kullan diyor. Şimdi yine ne var burada, bir insana esasında bağlılık var. Yani üst şeyde meta olarak insan müdahale ediyor. Şimdi oradaki esasında karar aşamasında bizden biraz daha bağımsız hale getirmek için orada esasında en iyi kararlar verilecek bir süreçler geçiyor, bir sürü. Yani optimizasyon süreçleri var. Dolayısıyla sizin o bilgiyi çıkartırken en iyi bilgiyi elde etmeniz için de oralarda problemler var, yani çözülmesi gereken. Yani optimizasyon problemleri var. İşte optimizasyon problemlerini de yine kimle çözeceksiniz siz? Optimizasyon algoritmalarıyla çözeceksiniz. Yani örneğin bilginin çıkartılması öğrenme dediğimiz süreçte oluyor. Bizim bilgiyi çıkartırken öğrenme dediğimiz olay nasılsa. Şimdi o esnada kullandığınız esasında bir en iyileme süreci, yani bir optimizasyon süreci.
birden fazla parametreleri belirliyorsunuz orada. Modeli kuruyorsunuz. Yani en iyi modeli kurmaya çalışmanız lazım. Yani bilgi dediğimiz o. Dolayısıyla oradaki en iyi, bakın hemen söyleyeyim, en iyi, bir en iyileme problemi olduğunu gösteriyor. O zaman optimizasyon problemi var demektir yani. Yani birbirine ayırmak mümkün değil. Nasıl? Yapay zekanın içerisinde bir sürü oluşturduğunuz modellerin elde edilmesinde bir sürü de en iyileme problemi içeriyor çünkü. Eğer onları biz ne kadar iyi yapabilirsek ortaya koymuş olduğumuz yapay zeka modeli de elde ettiğimiz bilgi de o kadar doğru ve işimize o kadar da daha yarayışlı halde olmuş oluyor yani. Yoksa öyle bir, şimdi hep şöyle oluyor. Yani işte yapay zeka deyince ben bunu buraya koyuyorum, verileri de veriyorum, bu her şeyi hallediyor. Yok, öyle bir şey yok. Ne yapıyoruz biz yine? İnsan olarak orada bir yapıyı kurguluyoruz. O yapıyı kurguladıktan sonra verileri veriyoruz. O öğrenmeye çalışıyor, bilgiyi elde etmeye çalışıyor. Ama oradaki onun başarısı da yine bizim onu ne kadar iyi kurguladığımıza bağlı. İşte o optimizasyon dediğim bu süreç zaten. Dolayısıyla şu andaki son gelişmelerde biz makine öğrenme ile optimizasyonu ikisini bir arada kullanıyoruz. Özellikle 2020 bizim 2020 veya 21'in başındaydı herhalde çıkan bir makalemiz var. Davet üzerine yazmıştık. Şu, makine öğrenmeyi optimizasyon içerisinde kullanmak veya optimizasyonu makine içerisinde kullanmak. Bu zamana kadar genelde hep optimizasyon makine içerisinde hep optimizasyon problemleri olduğu için onu çözmek için kullanılıyordu. Halbuki bir baktık ki esasında optimizasyon problem çözmenin içerisinde de esasında bilginin çıkartılması çok daha performansını artırıyor. Yani daha hızlı, daha iyi bir optimizasyon yapma imkanı doğuruyor. Şu anda öyle bir ne diyelim süreç var. Daha şu anda popüler bir süreç var araştırma alanlarında, bilimsel araştırma alanlarında. Yani ben örneğin yapay arı kolon algoritmasını modeli içerisinde makine öğrenmesini kullanmadım. Standart versiyonda öyle idi. Ama şu anda yeni versiyonlarında mesela makine öğrenme algoritmalarını ABC'nin içerisinde kullanıyorlar. Bunu ne yapıyor? Daha iyi optimizasyon, daha iyi çözüm üretmeyi sağlıyor. Öyle diyebilirim. Biraz uzattım. Evet. Hocam malum tercih zamanındayız. Tercih zamanında üniversitenin bazı zekalarında görmek eski yapay zeka tercihsi uygulanmakta. Evet. Peki hocam bu tercih zamanında bu yapay zekanın tercih etkisi nelerdir? Çok güzel. Çok da yerinde bir soru oldu. Hem de toplantının anlamı itibariyle teşekkür ederim. Şu anda biliyorsunuz bilgisayar mühendisi, ben şöyle yine birkaç dakika hem sizde tecrübemi aktarmış olayım, yani bilgimi aktarmış olayım, bakın uzun dönem bir bilgi olduğu için. Elektronik mühendisliği ben başladığımda Türkiye'de kaç taneydi tahmin edin, bir sayı verin. Elektronik mühendisliği. 5 tane bölüm vardı Türkiye'deki. Tabii üniversite sayısı da az ama elektronik mühendisliği daha yeni kuruluyordu. Yani elektrik vardı, elektronik 5 tane. Kayseri'de işte vardı, İTÜ'de vardı filan, ODTÜ'de vardı gibi. 5 tane, 5 bölüm zaman içerisinde tabii elektrikten gelenler, fizikten gelenlerle zenginleşti. Ülkenin ihtiyacı doğrultusunda şu anda bilmiyorum kaç tane bölüm var. Yüzünüz yani hemen her şeyde var zaten üniversitede aşağı yukarı mühendisliğin içerisinde hemen ilk açılan zaten bölüm. Şimdi bilgisayar yine söylüyorum ilk açıldığında 95'te bizde açılmıştı. Türkiye'de çok çok az bölüm vardı. 33. de herhalde öyle hatırlıyorum ben. Bilgisayar bölümleri tabii zaman içerisinde arttı. Türkiye'nin belli bir ihtiyacı doğrultusunda genişledi. Şu anda nereye geldik? Yapay zekaya geldik. Bilgisayar mühendisliği bölümlerine ek olarak yapay zeka. Geçen sene zannedersem TOBB'da açıldı. Türkiye Odalar Birliği, Borsalar Odalar Birliği geçen yıl. Hacettepe'de açıldı yapay zeka mühendisliği diye. İTÜ'de, o hemen arkasında İTÜ'de açıldı. İTÜ öğrenci aldı. Zannedersem şu anda Bahçeşehir'de var. Tam şeylerini hatırlamıyorum üniversiteler ama sayı gittikçe artıyor. Yani çok fazla sürmez herhalde yakında artık 20'ler 30'lar şeklinde gider diye tahmin ediyorum.
Tabii bu arada yine Recep Hocam biliyor, ülkenin yazılımcı, yani yapay zekada ve nihayetinde donanım tarafı var, yazılım tarafı var. Şu anda biz özellikle yazılım tarafında daha odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yapay yazılım mühendisliği bölümlerini teşvik etti YÖK özellikle belirli üniversiteler için. Yani bizde açıldı, Kayseri Üniversitesi'nde açıldı, bayağı bir üniversitelerde açıldı yazılım mühendisliği. Şu anda yapay zeka alanında kendi bilgisini geliştirmek, o alanda meslek edinmek ve çalışmak isteyen ileride ya bilgisayar mühendisliği, ya direkt varsa işte şu anda saydığımız birkaç yapay zeka mühendisi oralara hedefleyecek. Bilgisayar mühendislikleri, yazılım mühendislikleri gibi başka isimlerde de yine işte bilişim mühendisi gibi ama daha ziyade ağırlıklı olarak bilgisayar mühendisi, şu anda yazılım mühendisi ve özellikle de direkt ya isim olarak da yapay zeka mühendisi diye açılan bölümler var. Bunlar içerisinde bizim tabii üniversitemiz gerçekten çok bölüm olarak 95 dedim bakın. Türkiye'de daha çok az bölüm varken fakültenin 5. bölüm olarak açılmıştı. Türkiye'de de gerçekten en fazla öğretim üyesi olan bölümlerden bir tanesi. Donanım olarak yani insan akademisyen sayısı olarak, altyapı, donanım, laboratuvarlar filan imkan olarak gerçekten çok çok iyi bir altyapımız var, imkanlarımız var. Bu açılan yazılım mühendisliği için de keza aynı. Çünkü aynı laboratuvarlar kullanacaktır. Yani yazılım mühendisliğinin imkanlarını da aynı şekilde değerlendirebiliriz, görebiliriz diye düşünüyorum. Tercih edecekler için özellikle yapay zeka alanını ben tavsiye ederim. Burada bilgisayar okursunuz, master'da yapay zeka tarafına kayabilirsiniz. Doktora da kayarsınız. Ama bir şekilde artık firmalar olsun, şirketler olsun, nerede olursa olsun artık büyük veriyle ilgili analizler yapan, büyük veriyle ilgili yani yapay zekanın bir alt alanı olarak söylüyorum. Tahminler yapabilen, kararlar üretebilen, değerlendirmeler yapabilen elemanlar arıyorlar. Her tarafta görüyorsunuz. Güzel tarafı da şu, ben tabii yurt dışına gitmenizi hemen tavsiye etmem ama gitseniz bile Türkiye'ye dönün derim. Uluslararası bir meslek, geçerli olan bir meslek edinmiş olursunuz. Yani hangi alana okursanız okuyun, bu kadar şu anda popüler ve dünyada aranan, yetişmiş elemanın arandığı herhalde çok fazla bir alan yoktur diye düşünüyorum. Varsa sorunuz yine açıklayabilirim. Evet, Arzu Hocam çıktı mı? Çıkmış herhalde, değil mi? Arzu Hocam gitmiş. Arzu Hocam ile özellikle bizim histolojiyle, histopatolojiyle ilgili yürütmüş olduğumuz projeler, yine mamografi üzerine yürütmüş olduğumuz merkez olarak ve merkez dışında sağlıkla ilgili sorduğunuz için söylüyorum. Şu anda çünkü özellikle İl Sağlık Müdürlüğü ile bizim merkezle birlikte yürütmüş olduğumuz KETEM, Kanser Erken Teşhis Merkezi ile yürütmüş olduğumuz çalışmalar var. Yani yaklaşık 2 yıldan beri devam ediyor. Yine keza bizim diş hastanesi ile şu anda TÜBİTAK tarafından desteklenen yine projemiz var, yürüttüğümüz. Yani aklıma şu anda bunlar geliyor ama daha fazla projelerimiz var. Sağlıkla ilgili bayağı bir projeler yürütüyoruz. Evet, başka arkadaşlarımızın doğru tercih zamanı olduğu için tercihlerle ilgili sorabilirsiniz. Başka konular içinde. Ben şöyle diyorum, tabii artık bizim üniversitemizde de hep çift anadal, diğer yerlerde de var ama çift anadal var. Tercih edecekler için yapay zekayı tercih eder. Bu arada yan dal, çift anadal olarak elektronik okur. Çünkü hem donanımda geliştirmek hem yazılımda yani yapay zekada geliştirmek en değerli olan. Dolayısıyla okumak isteyen yani performansı iyi olan öğrenciler için gerçekten çok fazla imkan var. Dolayısıyla
Sadece tek bir alanda diploma sahibi olmanın yanı sıra yan dalla ve çift ana dal programı okuyarak hem donanım hem yazılım tarafımızı güçlendirirsek çok daha nitelikli bir mezun olarak okuldan çıkarız. Ve gerçekten aranan eleman oluruz. Artık okullardan mezun olmak çok önemli bir nitelik kazandırmıyor bizlere. Yani sadece mezun olmak değil, kesinlikle aranan nitelikteki bir birey olmak gerekiyor. Bunun için de çok zor bir şey değil esasında. Yani önemli olan o anda bakın doğru karar vermek. Yani bilgiyi tabii doğru elde edip o bilgiyi kullanıp doğru karar vermek ve o andaki elimizden geldiğince çalışmak. Bir sonraki adım, bir sonraki adım bizi zaten farkında olmadan ananılan bir kişi haline getirir, donanımlı bir kişi haline getirir. Dermiş Hocam, şu an YouTube'dan veliler ve öğrencilerimiz de takip ediyor, özellikle şehir dışından. Kayseri, Erciyes Üniversitesi ve ilişkilendirilebilecek, tercih edilebilecek bölümlerle ilgili de bir yorum yapıp YouTube'a dönük de hocam bir şey yapabilirsek, şehir dışındaki evet. Merak edilebilecek. Tamam. Özellikle bizim şu anda zaten bilgisayar mühendisliği bölümünden bahsettim. Yani 95, şu anda 26 yaşında. Oldukça akademisyenleriyle, öğretim üyeleriyle gerçekten zengin bir eğitim kadrosu var. Laboratuvarlarıyla, eğitimde kullanılan projeler, verilen projeler, yürütülen projelerle. Hatta şunu söyleyebilirim, biz birkaç kez, 3-4 kez, Microsoft yarışmalarında Türkiye'yi temsil ettik. Hatırlıyorum Polonya'da, Hindistan'da, Japonya'da, Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği yarışmalarında birinci gelerek yurt dışında temsil ettik. Ve yine özellikle bilimsel anlamda bizim bölümün Türkiye'deki derecelerine bakıldığı zaman öndeki gelen bölümlerden birisi olmuştur. Bilimsel atıflar, yayınlar, işte bilimsel alandaki gelişmeler değerlendirildiğinde. Bunun bu sene açılan şu andaki yazılım mühendisliği bölümümüz ve yine tekrarlıyorum, özellikle elektronikle birlikte bunları zenginleştirmek, çift anadal, yandal yaparak en güzel katkılar olur kendimizin gelişme açısından diye düşünüyorum. Yani şu anda burada Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde okumak herhalde bana soruyorlar genelde işte arkadaşlar gelip nereyi tercih edelim, ne yapalım, ne edelim diye. Ben onlara önerimde şunu söylüyorum. Türkiye'de araştırma üniversitesi Erciyes Üniversitesi ilk onda olan bir üniversite. Türkiye'de 200 civarında üniversite var. Şu anda burayı tercih etmek ve okumak Türkiye'nin en önünde gelen üniversitenin birisinde okumak demektir. Buranın kültüründen istifade etmek demektir. Buranın imkanlarından. Çünkü bir kişi gibi yani üniversitenin, bölümlerin gelişimi zaman alan şeyler. Yani o bölümlerin her yönüyle oturması, her yönüyle gelen öğrencilere katkı sağlaması, onları geliştirmesi gerçekten kolay bir şey değil. Biz 95'te başladığımızda 3 öğretim üyesi vardı. Yıllarca 3 kişiyle bu bölümleri yürüttük. 3 kişiyle. Yani şu anda zannedersem 16-17 kişiyiz. Öğretim üyesi var. Oldukça yani Ankara, İstanbul, İzmir'in dışında bu kadar zengin bir kadro pek bir yerde yok. Öyle söyleyeyim. Evet, Profesör Doktor Sayın Derviş Karaboğa'ya bu değerli bilgileri bizlerle paylaşmasından dolayı üniversitem adına şükranlarımızı sunuyoruz.